Ben sizden kurtulamayacağım. Anlaşıldı. Sadece o fotoğrafların arkasından bir şey çıkmayacağına emin olana kadar böyle. Yapacak bir şey yok. Kahve içer misiniz? Teşekkür ederim. Hayır. Ben içeceğim sanırım. Emin misiniz? Evet evet istemiyorum. Teklif var. Israr yok. Ben sadece teklif ederim. Sibel Hanım, bence bir an önce hazırlanın. Babanızı bekletmek istemezsiniz değil mi? Sonuçta bütün ailenin huzurunda sizin idam kararınızı yüzünüze okuyacak. Yani Tahir Bey. Benim fikrim. Peki bu sizi neden keyiflendirdi? Niye keyiflendirsin benim? Benim sizin anlattıklarınızdan çıkardığım sonuç bu. Yani. Bu geleceğe yönelik analiz zekanızı başka bir yerde kullansanız çok daha güzel olur. Sevdiniz galiba. Sert ama güzel. Ben burada insem iyi olacak Sibel Hanım. Sen nasıl gideceksin? Arabayı attığım konuma getirecekler işte bir şekil. Çok zor olacak. Benimle gelmek için ısrar etmeseydin keşke. Bizim için artık kolay bir şey yok. Zannediyorsan mı? İyi geceler size. İyi geceler. Şimdi iki ihtimal var. Birincisi ve akla yatkın olanı. Makarnadan zehirlendik. Sen orada, ben burada. Yığılmış ve ölü bir haldeyiz. Ama henüz öldüğümüzü fark etmedik. İkinci ve zayıf ihtimalse sen az önce Sibel Hanım'la eve geldin ve şu an senin yatağında uyuyor. Sabah kalkar kalkmaz sen bu evden git. Ne olduğunu anlatacak mısın? Anlatacak bir şey yok oğlum. Sen sabah kalkar kalkmaz bu evden git Sibel Hanım. Sakın senin onu sarhoş bir halde burada gördüğünü bilmesin. Kimseye de hiçbir şey söyleme. Ağzından bir şey kaçırma insanları. Bir dakika, bir dakika. Bak, benim devreler gerçekten yandı şu an, tamam mı? Desen ki bana Sibel Hanım burada olmadığını Elif duymasın. Tamam, anlarım. Daha mantıklı olmaz mıydı? Samet, ağzından tek kelime daha çıkmasın. Ne olur kardeşim, yalvarıyorum sana. Kimse de bunu bilmesin. Sen de kalsın. Sakın çaktırma. İyi misin? Al bakalım, al. Al bakalım, Salman. Tıslama, tıslama, tıslama. Al bakayım. Al bakayım.
bakayım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bak sen hep aynı şeyi yapıyorsun Sarman. Vallahi var ya bozuşacağız ha seninle. Duydun mu beni? Tıslama. Tıslama. Tamam al. Al. Gel buraya al. Gel. Senin evde kafeli kahvelerden yok. Türk kahvesi var. İçer misin olur mu? Olur. Sade. Dün gece o halde buraya gelmem. Dün gece olanlar tamamen aramızda kalacak Sibel Hanım. Merak etmeyin. Aramızda kalan şeyler birikiyor. Bizim bu fotoğrafı kim çektiyse onu bulmamız lazım. O zaman rahatlayacak bizim kafamız. Ben anladım. Net. Bir bulsak. Evet. Ben artık gideyim. Yeni patron malum. Siz de geç kalmayın. Merak etmeyin ya. Arkanızda olacağım. Her anlamda mı? Evet. Her zaman. Sözleşme yüzünden söylüyorsunuz bunu. Ah be oğlum ya, ne yapıyorsun ya? Birini mi bekliyordun? Yok, gelmemesi gerekiyordu normalde de gelmiş. Şimdi hemen gönderiyorum Sibel Hanım. Siz rahat olun, orada bekleyin. Ulan Samet, ulan Samet. Biraz konuşabilir miyiz? Elif çıkmam lazım, geç kaldım. O yüzden sonra konuşalım. Burada kapının önünde bırakacak mısın beni gerçekten böyle? Elif. Kim var içeride, biri mi var? Samet ya, bizim Samet. Allah Allah, yabancı biri değil sevgilim de. Şimdi onun yanında konuşmak istemiyorum seninle. Bizim aramızda geçen hiçbir diyaloğu bilmiyor çocuk. Tamam, Samet'i göreyim o zaman. Aşkım, kreşin önüne geleceğim, orada konuşuruz. Geç kaldım diyorum ya. Erhan girebilir miyim? Aşkım geç kaldım. İçerisinde müsait değil. Samet içeride diyorum ya. Çocuk sabah sabah şimdi ne yorduğunu şaşırır mısın? Lütfen ya, geleceğim kreşin önüne benim sevgilim. Peki. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Yok ya, önemli değil. Önemli değil. Sibel Hanım. Bir iki dakika bekleyin, çıkın isterseniz. Allah belanı versin senin Erhan. Allah belanı versin senin Erhan.